haftanın ilk yarışmacı gelini Şerife Yüce. 22 yaşında ve 6 aylık evli. Ankaralı gelinimiz tesettür mankeni. Ebru Kozan. ...31 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Memleketi Çorum olan gelinimiz ev hanımı. Şükran Katırcı. 21 yaşında ve 3 yıllık evli. Karabüklü gelinimizin mesleği aşçılık ama mesleğini yapmıyor ev hanımı. Ünzile Sarıtaş. 22 yaşında ve 3 yıllık evli. Yozgatlı gelinimiz ev hanımı. Haftanın son yarışmacı gelini Rabia Fidan. 27 yaşında ve 5 yıllık evli. Bolulu gelinimiz e-ticaretle meşgul. Ankara Altındağ'dan herkese merhabalar diliyor efendim. Biz bugün 6 aylık evli Şerife gelinin evine konuk oluyoruz. Şu an kapısındayız ama bakın çok enteresan bir giriş var binada. Ne kadar büyük, ne kadar ferah. Böyle asansörden indik. Sonra şu duvara bakar mısınız? Şöyle yürümek istiyorum. Bakın şurada böyle bir fileler var. Sanıyorum bu hani ne olur ne olmaz Allah korusun çocuklar mocuklar böyle buradan zıplayıp bir şeyler yaparsa diye. Yani çok enteresan. Kimin fikri? Mutlaka hani inşaatı yapan kişinin fikridir ama bir şey mi yaşadı? Ben ilk defa görüyorum böyle fileler koyulmuş her kata. Öyle güzel çimler yapılmış. Aslında değişik bir mimari. Şimdi zilimizi çalalım. Hediyemi rica edeyim senden dış ses. Buyursunlar efendim. Soralım bakalım ev Şerife'nin mi kiracı mı? Ay ilk gün şimdi. İlk gün. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Şerife. Ay, takıldı zil mi takıldı Şerife? Bizim zil biraz böyle susmuyor ne yazık ki. Yemin ederim. Susturamıyoruz. Daha ne kadar çalacak? Aslanım kusura bakmayın, ellerim ıslak karşılıyorum sizi. Estağfurullah, pare gel yapıyorum. Gel. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Ne yapıyordun? Ceviz pare yapıyordum. Ha, ceviz pare. Evet. Ay iftara ceviz pare mi var? Tatlı. Evet tatlı. Çok güzel, çok güzel. Sen ne güzel bir gelinsin böyle. Çok teşekkür ederim. Daha çiçeği burnunda gelin. Evet. Daha yeni evliyim. Belki de evinin hani bir ağır misafiri ilk biziz ha? Evet. Değil mi? Evet, en ağırı sizsiniz şu an. Kalabalık misafirleri ağırlıyor musun? Yani zaten başladım. Kalabalık bir aileyiz. Ha, alışıksın 4, o zaman. Evet. Bugün rahat geçecek desene. İlk gün, ay evin girişi çok güzel. Bakın avizesine, şurada yıldızlar, şurada bir puf bu. Evet. Ay ne kadar değişik. Dış ses, sen biraz incelesene. Özellikle şu puf. Ne enteresan. Girişteki şu fotoğraf. Aa bayıldım ben. Çok, çok ferah. Ederim. Şu an salonunu çok merak ediyorum. Hemen geçelim mi? Tabii ki. Dış ses sen şöyle bir evi gez. Biz de salona geçelim. Gel. Aslı Hanım'la Şerife gelin salona geçerken gelin biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Şerife gelinin salonu luxury tarzında mobilyalarla döşenmiş. Metrekare olarak bir hayli geniş olan mutfakta hakim renkler siyah ve gri. Burası da Şerife gelinin yatak odası. Krem ve rose gold tonlarında dekore edilen oda çok şık ve ferah. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Aslı Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Aslan nerelisin? Ankara'ya bağlı Çamlıdereliyim. Peki eşin?
O da. Memleketli mi deniyor yani? Evet yani aslında aynı mahalledeniz. O da aynı evet. Köylüyüz. Evet. Biz yukarı mahalleden, onlar aşağı mahalleden. O güzel. Şekilde. Peki ne işle meşgulsün, hala hazırda çalışıyor musun, ne yapıyorsun? Aslı Hanım, ben genel olarak evdeyim. Tesettür çekimlerine gidiyorum. Gelinlik, abiye, make-up, türban tasarım. Fotoğrafçı mısın? Yok, hayır. Modellik yapıyorum. Modellik evet. Yapıyorsun. Aa, çok güzel. Evlendikten sonra da devam ediyorsun. Evet, evlendim. Eşin destekliyor mu seni? Evet, eşim her konuda sağ olsun arkamda duruyor. Ay ne güzel. Peki bu programa katılmak istediğini söylediğinde? Yine destekledi. Aynen. Ay, çok önemli. Evet. Çok değerli. Gerçekten evine seviyorsun. Evine güveniyorsun belli. Evet. Ve dağılıyım. Doğup seviyorsun galiba sen de. Evet, ağır biraz. Aslı Hanım. Efendim? Gelinimiz goldları o kadar seviyor ki sağ olsun evinin her köşesinde unutuyor. Aa, o ne? Onlar Şerife'nin yüzükleri. Hamur yoğurmak için çıkartmıştı da. Evet Aslı Hanım, birazcık aralacele. Al o zaman. Acaba versem mi? Vallahi söz konusu altın olunca. Elleri titriyor. Bu kapıyı ne açar? Bu kapıyı çikolata falan verirsin iftarda. Çikolataya tavılıyor. Ya ben sana bir sürü şey veririm, sen ver. Tamam, anlaştık. Al bakalım yüzüklerini. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyordun? Mutfakta bir şeylerle uğraşıyordun mu? Evet, evet aslanım. Aa, kapı çalıyor. Kalk kalk, gelinler geldi. Kızlar geldi evet sanırım. Hadi bol şans diliyorum sana. İnşallah aslanım. Çok heyecanlı, kıyamam. Aa, usta gelmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Gelinimizin tavanına alçı tamiri yapması için çağırdığı usta geldi. Gelinler gelmeden tavanı halletsek iyi olacak. Aa, merhaba. Usta hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Ben seni hemen mutfağa alayım. Kızlar gelmeden hemen halledelim. Benim misafirlerim gelecek çünkü. Tamam. Bu karışıklığı olmaması gerekiyor ama. Ustacığım, durumu görüyorsun. Hı hı. Benim hemen kızlar gelmeden senin burayı halletmen gerekiyor. Aslı Hanım içeride, benim hemen Aslı Hanım'ın yanına geçmem lazım. Sen ne yap et, kızlar gelmeden burayı hallet lütfen. Tamam, sorun yok, hallederiz. Sen o zaman başla, ne yapıyorsan yap, ben arada seni kontrole geleceğim. Tamam, ben hallederim. Sorun yok. Gelinler nerede? Aslı Hanım, gelinleri bekliyorduk ama ben talihsiz bir olay yaşamıştım. Mutfağımın lavabosunun üzeri çökmüştü. Aa! Evet. Ne zaman çöktü? Yani bir 10 gün kadar oluyor. 10 gündür yoktu yani. Ne yapıyordunuz peki? Yani biraz erteledik. Evet. Bugüne denk geldi kapıda. Ay, mutfakta da böyle bir aksaklık olunca ne yemek yapabilirsin? Çünkü hayatımız mutfakta geçiyor. Evet, biz. Evet şu anda. Şimdi usta nerede? Şu an onu mutfağa gönderdim. Gönderseydin eğer hani göze çok çarpan bir şey yoksa. Başka Aslı zaman Hanım, ben de işte kızlar gelmeden dedim göze çok çarpıyor diye halledeyim en azından dedim. Onlar geleseye kadar kısmen de olsa, o da hızlı bir şekilde yapacağını belirtti ama. Söz verdi yani. Söz verdi ama pek öyle görünmüyordu. Laf aramızda, hakikaten diğer gelinlere yakalanmadan halleder usta. Ustacığım. İnşallah, umuyorum. Ustacığım, sana sesleniyoruz. Mis umuyorum. Gibi yap, kız burada mağdur olmasın. İnşallah Aslı Hanım. Bu sefer kızlar geldi sanırım. Hadi bakalım. Ve mutfağım bu halde nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah mutfak bölümüne geçene kadar halletmiş olur usta. Oraları mis gibi yapar diye ümit ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsın? Buyurun. Nasıl geçiyor? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Yaptın mı hazırlıklarını? Bitti mi her şey? Heyecanlı mısın? Hallettim. Heyecanımı da yeniyorum şu an yavaş yavaş. Kapı zili neden susmuyor? Bizim sadece. Kapıyı zilini susturamıyoruz maalesef. O böyle sürekli tekrar çalıyor. Ha, değişik ya. Yani illaki kapıyı açın diyor yani. Salon ne tarafta? Sizi böyle alayım kızlar. Tamam. Ne kadar havalısınız. Ay, şapkanız harika gözüküyor. Matmazel olduğum için şapkasız gezemiyorum. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Rica ederim.